Göbekli Tepe, tarihin bilinen insanlar tarafından yapılan ilk yerleşim yeri. Orası Batılıların yazmış olduğu tarihi değiştirdi. Batılı bilim adamları biliyorlar ama açıklamak istemiyorlar. İddia ediyorum Göbekli Tepe'yi Türkler yaptı. Kanıtlara. Burada kekeme çocukların, hasta çocukların ve çocuğu olmayan kadınların geçtikleri bir delikli taş görülmekte. Yine bu fotoğrafta da bir boğa başı görülüyor deliğin üzerinde. Bu delik de eskiden kekeme çocukların, konuşamayan çocukların ahırların bok deliğinden geçirildiği deliği anımsatıyor insana. Diyorlar ki biz bunları çözemiyoruz. Çünkü çözemezsiniz, çünkü çözmek istemiyorsunuz. Türk kültüründe, Anadolu kültüründe aradığınız bütün kanıtları ve belirtileri bulabilirsiniz. Burada da ölen kişinin ruhunun uçmağa gidişi gösterilmiş. Dikkat edin, sağ üst köşede Türkler için kutsal olan bir turna var ve turnanın gagasında H temgası var. H kapıyı simgelemektedir. Burada ise Türkler için kutsal olan turna, kurt ve boğa kabartmaları görülmekte. Bu üç hayvan da Türkler için özel hayvanlardır. Burada ise Tanrı için kurban edilen bir boğanın yer altına yılanlar Apra ve Yutva tarafından götürülüşü, Erlik Ağa'na teslim edilişi anlatılmıştır. Yine burada H'de yani kapıdan geçiş H tamgası ile gösterilmekte. Bütün bunlar Kamların inançlarında gösterilmiştir. İşte kilimlerimizde de aynı H tamgası yani kapı tamgası görülmekte. Bu kapı tamgası sadece kapıyı simgelemiyor. Aynı zamanda kapıcı olan kişiyi yani kamı da simgelemekte. Çünkü her kapının bir kapıcısı, bir bekçisi vardır. İşte Anadolu'dan bir kilim ve orada hayat ağacı. Hayat ağacı Tanrı'nın katına, kapısına kadar gitmiş. Oraya kadar ulaşmış. Burada bu anlatılmış. Yine burada turnanın gagasında H tamgasını görmekteyiz. Kamların Tanrı katına yolculuğu betimlenmekte. İşte Göbekli Tepe'deki T sütunlardan biri. İnsan formunda. Tıpkı Türklerin yapmış olduğu balballar gibi eller önde buluşmuş. Bunun örneği Türklerden başka hiç kimsede yok. Bunların benzerleri Türklerden başka hiç kimsede yok. Ve daha çok şaşıracağınız örnekler de var şimdi. İşte yine açıklanamayan kabartmalardan biri. Bir kuzu ve üzerinde kilim. Diyeceksiniz ki bunu kilime nereden benzettiniz? Birazdan bir afyon kilimini gördüğünüzde hah diyeceksiniz. Bu kadar mı benzerlik olur? Bu kadar benzerlik olur. Çünkü Göbekli Tepe'yi Türkler yaptı. O zamanki insanlar kilim dokuyordu. Bitti mi? Bitmedi. Elinde kuş olan bir balbal bulundu Göbeklitepe'de. Ve elinde kuş olan balballar yine başka Türk yurtlarında vardır, bulunmuştur.